Ha Hayat. Ay, makineyi çalıştırdı. Hadi Abdullah Bey'in atletlerini yıkayalım. Almanya'ya gidecek. Bugün vallahi valize koymam lazım. Abla çalıştıramadım. Niye? Seher Görkem Hanım'ın kıyafetini yıkıyordu. Ay yine mi? Ben de söyledim. Acil yıkanması gerekiyormuş. Allah Allah. Tek bir çamaşır için gene koca makineyi çalıştıracak. Müsrif yemin ederim, müsrif. Hay bir de sanki biz uyuz varmış gibi bizde. O ne öyle ya? Ay Zülker, Allah aşkına sen şu seyre bir zaptırapta al ne olursun. Annem, yemin ediyorum uğraşıyorum da kız fena çıktı. Katya rolünü çok iyi bellemiş bu kız ya. Katya mı? Ya annem şu Melih Beylerin Katya yok mu? Melih Beylerin kulağı. Daha sonra taraf değiştirdi. Hilmi'nin oraya geçti ama yıkamadı. Hay vallahi siz ne diyorsunuz ben hiç anlamıyorum. Annem kurban oldum. Şu hayatta iki tane hayali karakter var arkasından lokma dökülen dua edilen. Biri Süleyman Çakır, diğeri de Bihter Ziyagil. İyi iyi Allah rahmet eylesin ikisine de. Hadi bırak şimdi ölülere de aç bakayım şunu güzelce. Aferin. Vallahi bizim bunlardan yana başımız çok ağrıyacak. Anne, gelin istediğimiz gibi camanı mı diyorsun? Demek istemiyorum ama yani. Ay Allah'ım. Annem. Ay Zülker. Abdullah Bey yurt dışında. Mustafa ile Nilay sabah kahvaltıya gittiler dışarı. Yeni gelin desen. Umarım akşamdan kalmış bir şekilde öyle yatıyor yatakta. Ay kızım boşanıyor. Evde tanımadığım bir kız dolaşıyor. Annem ben o kızı halledeceğim sen hiç merak etme. Ne yapacaksın nasıl halledeceksin Zülker? O iş bende annem. Onu öyle bir şey yapacağım ki Görkem kendi eliyle onu evine yollayacak. Ay aman bizim yüzümüzden işinden olmasın da gitsin baba evinde çalışsın. Heh, aynen dediğin gibi olacak annem. İyi. Hadi vallahi bak güveniyorum sana. Ne olur. Tamam annem. Kurban olayım. Sıkma canını sen.